Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben hala iyileşemedim arkadaşlar. Yine böyle bir grip sendromu sanırım beni bekliyor. Yani grip geliyor. Zaten uzun zamandır da böyle hastaydık biliyorsunuz. O yüzden video çekmek içimden gelmedi. Ve 2023 gerçekten böyle yine sıkıntılarla birlikte geldi. Birkaç sıkıntımız var. Yani böyle iyi haberler almıyorum son zamanlarda. O yüzden kuzenim de rahatsız. Onu da çok canım sıkkın. Ona üzülüyorum. Ona arkadaşlar. Ve bir de hayatımızda yakın zamanda değişiklikler olacak. Yani bunları sizinle paylaşmak için de birazcık video başlatmak istedim. Gerçekten her şeyin hayırlısı. En başta sağlık olsun. Her şey hallolur. Bunlara sizden birazdan bahsedeceğim. Öncelikle birazcık yemek yapmak istiyorum. Kahvaltımı yaptım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi akşam yemeğimi hazırlamak için mutfağıma girdim tekrardan. Akşam yemeğimizi hazırlayalım. Daha sonra hayatımızdaki değişikliklerden bahsedeceğim. Videoyu sarmadan izlerseniz çok mutlu olurum. Çünkü ben de sizi özledim. Sizin de beni özlediğinizi düşünüyorum. O yüzden nezle de olsam bu videoyu başlatmak istedim. Sonunda kendimi hazır hissedip videoya gelebildim arkadaşlar. Şimdi bugün menümüzde tepsi kebabı yapacağım. Borcam da yapacağım. Yani ben bunu kıyma çıkartmıştım. O da bayağı çözünmüştür. Birazdan hazırlamaya başlayacağız. Tepsi kebabının içerisinde soğan, biber, arzunuza göre baharatlardan katabilirsiniz. İçerisinde domates, dediğim gibi kapya biber, sivri biber hepsinden koyabilirsiniz. Ciklet de şu an yanımda beni izliyor, ona gülüyorum. Bir yandan da burnum akıyor ve boğazım çok kötü gıcıklanıyor arkadaşlar. Ihlamur yapıp içmek de aklımın kıyısından geçmiyor. Ben böyle bir insanım. Kahveyi 7/24 yaparım ama ıhlamurdur, bitki çaylarıdır deyince ben böyle bir yapamıyorum yani içemiyorum bilmiyorum işte çok sevmem yani o yüzden herhalde ama bu akşam mutlaka içmem lazım. Çünkü hastalanmak istemiyorum. Tam da salgının göbeğindeyiz yani. Hastalanmak istemiyorum. Bana sağlığımın çok ihtiyacı var şu sıralar. O yüzden dediğim gibi şimdi yemeğimizi yapalım. Ne diyordum? Bugün menümüzde tepsi kebabı var. Zaten yapım aşamalarımı sizinle birlikte de çekeceğim yani videoya alacağım. Ondan sonra yanına da patates püresi yapmak istiyorum. Böyle binden patates aldım. O kadar güzel ki sapsarılar. Şimdi ilk önce onları küp küp doğrayayım. Tencereme alayım. Eskiden böyle ben kabuklu şekilde haşlıyordum arkadaşlar. Şimdi küp küp doğrayıp direkt o şekilde haşlayıp blenderdan geçirebiliyorum. Daha güzel oluyor. Öyle yapacağım. Patates püresi ve tepsi kebabı. Hadi o zaman daha fazla lafı uzatmadan tepsi kebabımızı yapmaya geçelim arkadaşlar. Evet şimdi robotumu çıkardım arkadaşlar. Bu arada çok çok memnunum bundan. Son aldığım biliyorsunuz ki blenderım. Ben neden blender diyorum buna ya? Rondo'dan çok memnunum diyebilirim. Şimdi öncelikle şunu açalım. Şurada da karıştırma kabuğunu da aldım. Arkadan duyuyorsunuz Ciklet Bey'in konuşmalarını. İlk önce kebabımı yapmaya karar verdim. O kenarda beklerken patateslerimi doğrarım diye düşündüm arkadaşlar. Telefonumu da şarja taktım. Şu an siz şarjdasınız yani. Burada görmüş olduğunuz gibi böyle göz kararı ayırmış olduğum kıymam var. Bunu ilk önce bir kabıma alayım. Çünkü güzelce yoğuracağım. Hem yemek yaparken sizinle de birazcık sohbet etme şansımız olur diye düşündüm. Şöyle iki tane biberim var. Bir tanesini içine koyacağım. Bir tanesini de üzerine süs yapacağım. Yani böyle şerit şerit kesip. Bir tane de domatesim var. Bunu da içine süs yapmak için kullanacağım. Üstü için yani böyle görsel amaçlı. Neden konuşamıyorum bilmiyorum. Çünkü uzun zamandır video çekmiyorum. Ondan olabilir. Domates sosumu da içine kullanacağım. İki tane de soğanımı da içine kullanacağım. Ve baharatlarımı da kullanacağım arkadaşlar. Çok basit ama çok da güzel oluyor. Aslında tarifte maydanoz da kullanmamı yazıyordu. Ama ben maydanozum kalmamış evde. O yüzden inip almaya da üşendim. Bu sefer maydanozsuz olsun. Sanki dışarıda yediğimiz kebaplarda maydanoz çıkıyor mu içinden? Bence yok. Şimdi kıymamı şöyle koyalım. Ve direkt başlayalım iç malzemelerimizi hazırlamaya. Soğanlarımı da doğrayayım güzelce. Hala küçük bir tripod alamadığım için sizleri telefon tutacağına koymak zorunda kaldım. Umarım görüyorsunuzdur yaptığım işlemi. Şunlar zaten süslemek için. Bunları bu tarafa alayım ve şöyle malzemelerimi hazırladım. Biber ve soğanlarımı doğradım. Bu iki odum da şurada kalmış. Şimdi birazdan kebabımızı yoğurmaya başlayacağız arkadaşlar. Güzel bir şey olsun istedim. Her zaman köfte. Bu sefer farklı bir şey yapmak istedim açıkçası. Şöyle daha güzel galiba.
Domates sosumdan da karışımı var ekliyorum. Bakın şöyle. Birazcık içine ekleyelim. Ay çok mattım acaba. Elimin de ayarı yok ya benim bu aralar. Evet, şimdi soğandan yana yana bütün iç harcımı hazırladım. Bir tek tuz ve baharatlarım kaldı arkadaşlar. Şöyle tuzumuzu ilave edelim. Baharat olarak da kimyon. Şöyle kırmızı toz biber. Ben bunu her şeyde kullanmayı çok seviyorum. Çok lezzet katıyor. Ondan sonra kekik. İçine dediğim gibi istediğiniz her şeyi katabilirsiniz. Hangi baharatları seviyorsanız, ama çok az da karabiber ekliyorum. Şimdi güzelce yoğuruyorum arkadaşlar karışımımı. İnşallah güzel olur. Daha hiçbir iş yapmadım. Evimde duruyor, süpürülecek, edilecek ama yok. Yani halim yok arkadaşlar. Şimdi size birazcık hayatımızdaki değişikliklerden olacak olan değişikliklerden birazcık bahsedeyim. Şimdi birkaç ay içerisinde taşınma durumumuz var arkadaşlar ve bomba. Yani birkaç ay içerisinde evet bu evden gidiyoruz. Aslında birazcık da bu video duygusal video olmamın sebeplerinden birisi de bu. Yani tabii ne kadar da olsa alışmıştım buraya. Yani buraya gelin gelmiştim. 6 sene geçti burada. İyisiyle kötüsüyle 3 senedir de video çekiyorum. Sizlere içerik üretmeye çalışıyorum. Küçük minnak bir YouTube ailemiz var sizinle birlikte. Sizler de biliyorsunuz. Sevenlerden de Allah razı olsun. Yani izleyenlerden Allah razı olsun. Az çok tanıyorsunuz mutfağımı, biliyorsunuz, seviyorsunuz. En çok vakit geçirdiğimiz yerlerden birisi de bu mutfak ve ben bu mutfağı gerçekten, yani evi de öyle, hani kendi evim gibi çok çok seviyorum. Çok severek oturdum. Biliyorsunuz ki kendi evim gibi badanamı yaptırdım. İşte orasını burasını düzeltiyorum, temizliyorum. Hani kırığı çıkığı bir şey olmasın diye kendi evimiz gibi gördük. Şimdi ayrılık vakti geldi çattı gibi. Yani ben aslında birkaç gündür böyle üzüldüm, ağladım yani. Biraz duygusallık oluştu bende tabii ki de. Kolay değil insanın hani tabii ki de bir yerden bir yere taşınması ve biz evlendiğimizden beri burada oturuyoruz. Yani 5,5 senedir burada oturuyoruz. İlk defa taşınacağımız için de birazcık tedirginlik var. Ben bir de çok böyle bağlanan bir insanım. Mesela buraya bağlandım. Ben böyle alışkanlıklarıma düşkün biriyim arkadaşlar. Bu arada böyle bakın kebabımı da yapmaya devam ediyorum. Hem sizinle sohbet etmek istedim hem de yemeğimi yapayım dedim bir yandan, dediğim gibi. Öyle bakalım. Yani büyük bir gelişme oldu, olacak hayatımızda. Ben bir yandan ev bakmaya başladım. Artık sizlere de bunu söyleyeyim dedim. Çünkü her gittiğim evi de sizinle birlikte yine göstereceğim. İşte gezeriz, bakarız. Kafamıza, gönlümüze yatan bir ev bulursak, yani yaklaşık bir 2-3 aya falan buradan gitmiş olacağız. Hala içimde bir burukluk var tabii arkadaşlar. Hatta yani Samet de diyor bana, sen giderken kesin çok ağlarsın ama sakın ağlama diyor. Allah kendi evimize geçmeyi nasip etsin. Yani evi olmayan herkes için bu dileğimi söyleyebilirim arkadaşlar. İnşallah kendi evimize geçmeyi nasip etsin ama şu an tabii yine kendi evimiz olamayacak. Yani yine bir kiralık daire bakıyorum ben. Ama videolarımda da yine birlikte olacağız. Video çekeriz. İşte sizinle fikir alırım, veririm. Sizler de bana yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Biraz da heyecanlıyım açıkçası. Çünkü yeni bir ev, yeni bir hayat. Ben değişikliği çok severim zaten, bilirsiniz. Yani hatta evde bile değişiklikler yapmayı çok severim böyle. Koltuğun yerini değiştirince bile mutlu oluyorum. Her zaman sizlere bahsediyorum. Öyle bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor. Hep birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. Bu arada böyle kebabımı hazırladım. Bakın şöyle güzelce tepsime yapıştırdım. Şimdi üzerine hemen patates süslemelerini yapacağım, biberlerimi koyacağım ve salçalı bir sos yapıp bunu fırına vereceğiz. Ama birazcık beklesin. Süslerimi de yapayım, ondan sonra bekleteyim. Bir su bardağı suya bir yemek kaşığı salçamı ekledim ve şimdi de yemeğimin üzerine bunu gezdireceğim arkadaşlar, şimdi böyle. Ve ondan sonra 180 derecede fırınımı ayarladım. Direkt pişmeye atacağım. Üzeri kızardıktan sonra da pişmiş olarak güzel bir yemek olarak karşımıza çıkacak. Bu arada ben de patates püremi yaparım. Dinlendirmekten vazgeçtim yemeğimi. Çünkü gerek olmadığını düşündüm. Renklerin güzelliğine ne diyorsunuz peki arkadaşlar? O kadar güzel gözükmüyorlar mı? Çarkı felek gibi de hazırlamışım. Baksanıza nasıl süslemişim yahu. Evet, fırınımıza gidiyor yemeğimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elimizi yakmayalım. Evet. Hoşça kal. Görüşürüz.
ekmeğimi fırına attım. Bu arada benim kıymam yarım kilodan az olduğu için salçamın hepsini kullanmadım. Salçalı suyun hepsini kullanmadım. Onu burada bıraktım çünkü içinde domates sosu da var arkadaşlar. Şimdi gelelim patateslerimizi doğramaya. O çok kolay zaten. Hemen püreyi de böyle bızıt yaparız. Tamam, olur biter. Patateslerimi de böyle küp küp doğradım ve pişmeye bıraktım. Kebabımız burada pişiyor arkadaşlar. Hala 40 dakika pişmesi gerekiyor. Bulaşık makinamı da çalıştırdım. Şimdi de yerleri bir güzel süpürelim. Ciklet kuşu da içeri alalım. Burası bittikten sonra salonu da süpürelim arkadaşlar. Ve çamaşırlar var toplamam gereken. Öyle bakalım, bugünümüz böyle geçiyor. Hadi Ciklet Bey, sen içeriye anneciğim. İşlerimi yapmaya başlamıştım ki patateslerim kaynamış. Ben de hemen böyle bir borcamın içerisine aldım. Şimdi hemen bunları blenderdan geçireceğim arkadaşlar. Sıcakken yapmak istedim çünkü. Birazcık tereyağı ve tuz katacağım. Şöyle şu kadar bir tereyağı atayım ki güzelce erisin içinde. Hazır sıcakken böyle. Biraz da tuz atacağım. Süt, evde sütüm kalmamış. O yüzden süt kullanamayacağım. Bizim püremiz böyle sadece tereyağlı ve tuzlu bir püre olacak arkadaşlar. Bakın pürem de tam istediğim kıvamda oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu, böyle mis mis koktu tereyağını kattığım için içine. Bir sadece süt yok içinde ve kaşar peynirim de kalmamıştı. Bizimkisi böyle. Böyle bir püre oldu. Ama güzel oldu gayet. Kebabım da pişmek üzeredir. Sakın düşme sen de buradan. Şimdi kebap da pişmesine bir 5 dakikası var arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Of, duman geldi. Evet, mis mis kokmaya başladı mutfağımız. Ben yemeklerim hazır olduğu zaman diğer işlerime daha rahat adapte olabiliyorum. Püremiz de hazır olduğuna göre ben yine tekrar salona geçeyim arkadaşlar. Süpürgemi yapmaya başlayayım. Kapattım arkadaşlar. Şimdi Sametciğim geldi işten. O birazcık bir şeyler atıştırdı. Yemekler dinlensin istedi ve biz de bu sırada bir kahve içmek istedik. Şimdi hemen bir Türk kahvesi yapayım ki kendimize gelelim. Bugün benim ikinci kahvem sanırım. Samet'in de birinci kahvesi herhalde. O akşam biz tekrar yine içiyoruz. Gece de içiyoruz. Bizim yine ıhlamura yer kalmayacak herhalde arkadaşlar. Her neyse, ben hemen Türk kahvemi yapayım. Bu arada salonumu süpürdüm. Holümü süpürdüm. Ondan sonra küçük odayı birazcık toparladım. Yatak odasını hala toplayamadım. Orası çünkü bayağı bir çamaşırları katmadıklarımı oraya götürdüm. Dolabın içine düzenlenmesi gerekiyor ve banyomu da yıkamam gerekiyor ama banyoyu bugün yıkayabilir miyim bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi biraz hastalanacak gibiyim. Vakit kalırsa banyomuzu da yıkarız diye düşünüyorum. Ama şimdi önce bir kocamla kahve içeceğim. Oh,
yemeğimizi yedik. Ondan sonra bir makineden çamaşır attım, görmüştünüz zaten. Şu makineden ıslak çıkan şeylere tav alıyorum arkadaşlar. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Bakın mesela şu böyle ıslak şekilde çıkıyor. Süzgeçler böyle ıslak şekilde çıkıyor. Ben de onları tekrar sudan geçirip buraya kuruması için bırakıyorum. Çoğunlukla böyle oluyor. Bunun için bir çözümünüz var mı? Varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Artık akşam oldu, ben de zor konuşmaya başladım. Akşam oldukça gripim sanırım daha da artmaya başlayacak. Boğazım şu an iyice gitmiş bir vaziyette. Şöyle Tylenol'um vardı. Yarım. Daha önce de yarısını içmiştim. Yarım yeterli geliyor bana zaten. O yüzden şimdi bunu yapayım, içeyim dedim. İnşallah bozulmamıştır bu da. Bayağıdır böyle lastik bir şekilde duruyordu ama bozulmamıştır diye düşünüyorum. Su kaynatıyorum şimdi. Taylatumu içeyim. Ondan sonra yatağın üstündekileri dolaba yerleştirmem lazım. Ya o kadar böyle işim bitmiyor ki arkadaşlar. Banyoyu da bugün yıkayamadık. O da kaldı bugün. Ama artık bu saatten sonra yapamam. Saatler 7 oldu çünkü. Bugün böyle geçti. Taylot'la artık sizlere veda edeceğim. Suyum kaynasın. Size dikkat edin arkadaşlar. Grip salgını varmış. Of, birdenbire döktüm de böyle cosladı. Bu şimdi limonlu limonlu iyi gelsin inşallah. Birazcık da uzanacağım. Zaten ben birazcık uzandım ettim diyesiye makinem de biter. Onları da asarız. Çok kötü boğazım. Çok. Evet, taylotum da hazır. Ben artık salona gidiyorum arkadaşlar. Birazcık kitabımı alıp uzanıp taylotumu da içip birazcık dinlenmeye geçeceğim. Bugünümüz bu şekilde geçti. Sizler için de güzel bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim çanına tıklamayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz inşallah. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bye bye.